Ben hastane yöneticisi Doktor Ömer Sarılar. Gönül Hanım, hastanın tedavisiyle ilgilenen İmtihaniye Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu. Bayan Eli Sadoni de Çad'dan Nijerya aktarmalı. Türkiye'ye gelen bir ay yaklaşık Çad'da kalmış. Fakat Nijerya'da kaldığı süre havalanında bir saat uçakta kalmış. Biliyorsunuz Çad endemik bir bölge değil bu hastalık için. Yüksek ateş olmasa da ishal ve kusma şikayetiyle havalanında uçakta şikayetlerde bulunuyor. O nedenle biliyorsunuz Avrupa yakasında enfeksiyon hastalığı, bu Ebola virüsüyle ilgili hastalıkları da hastanemiz sorumludur. Hastanemizde karantina altına alındı takip ve tedavisi için. Yine Hamburg'daki referans laboratuvardan Ebola için yapılan tetkikleri negatif geldi. Bu arada devam eden ishal ve ateş ile tedavi edildi. Çok şükür yine mutlu sonla İtalyan bayan Eliza'yı memleketine gönderiyoruz. Bu 2-3 günlük süre içerisinde kendisi gayet sıcak davrandı. Erkek arkadaşı da burada. Nerede? O da burada. Biraz sıkıntı çektir ama çok şükür tahlilleri negatif çıktı. Memleketlerine gönderiyoruz. Tabi burada şunu söyleyeyim, sadece şunu söylemeyi düşünüyorum, istiyorum tekrar. Daha evvel de zikrettiğim gibi, bilmiyorum daha belki de siz var mıydınız? Bu bakanlığın hakikaten bilim kurulu bu Ebola ile takip, tedavi, teşhis anlamında bir belge yayınladı. Her şey buna uygun olarak kitabi olarak yapılıyor. Bakanlığın tüm kurumları, daha evvel de bahsettiğim Hudut Sahiller, Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu hep birlikte bu işi çok iyi bir şekilde imtihan verdik, daha evvel de olduğu gibi. İnşallah bundan sonra hasta olmaz diyorum. Olursa da yine biz gereğini yapacağız. Artık bu konuda da iyice tecrübelendik. O nedenle hepinize teşekkür ediyorum. Eliye Hanım da basit bir gastroenterit. Yani hepimizin başına gelebilecek bir soğuk algınlığı, ateş, kusma, ishal, yani besin zehirlenmesi gibi. Malum Çad'da bir ay kalan bir insanda bunları beklersiniz. Ama sıtma negatif. Sıtma negatif. Peki hepinize teşekkür ediyoruz. Biz fazla sıkmayalım müsaadenizle. Çünkü bayağı bir ikna etmekte de zorlandık. Hepinize teşekkür ederim. Hanımefendi bir şeyler söylemek ister mi acaba? Efendim? Hanımefendi bir şeyler söylemek ister mi? Valla bir şey söylemek ister mi? Bir dakika söyleyin. You wanna say anything? Alright. Peki o zaman yolcu edelim hanımefendi. Hepinizin huzurunuzda. Tekrar yine inşallah böyle daha güzel günlerde ilk kez bekliyorum. Thank you. Güle güle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çektin mi? Çektin mi abi?